Her şey tamam değil mi? Tamam. Sen de geliyorsun değil mi? Yok. Yok oğlum, beraber gidersek şüphe çekeriz. Senin yekten gitmen daha doğru olur. Tamam. Patron arıyor. Müsaadenle. Hazır mısınız? Para hazırsa biz hazırız. Para mı? İş bitiminde diye anlaştık ya. Ya malum, iş pis iş. Bittikten sonra kim öle kim kala. Ayrıca sonrasında noterden alacak protestosu çekemeyeceğime göre biz şimdi halledelim. Tamam, bak telefonla. Ne diyor? Param bende. Halledince senin payını geçeceğim hesabına. Şişt, oğlum Halil ya, çok şanslısın ha. Bir düşünsene. Boş ev yakmaktan kimse bu kadar para kazanmamıştır ha. İnşallah öyledir Derviş Efendi. Yoksa seni de yakarım. Haberin olsun. Ben bu dosyayı gördüm. Neye dayanak tutuyoruz çocuğu burada? Ne bir savcılık talebi var, ne de onu gözaltında tutacak bir delilimiz var evde. Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Efendim? Başlatma efendiden. Çocuğu serbest bırakın gitsin. Al şu dosyayı da. Başlatın efendim. Kanat Günay. Çıkıyorsun. Sağ ol. Zengin okuluna burslu geldik diye seviniyordum. Şu yaşadığımız şeylere bak. Her şeyin onunla başlayıp onunla bitmesinden çok korkuyorum Bekir ya. Her şey düzelecek. Aşırı güzel olacak. Bak görürsün. Benim umudum var. Keşke benim de olsun. Sana şunu söyleyeyim. Evet, biraz hıyar olabilirim belki. Ama yine de her zaman optimist kalmayı tercih etmişimdir. Yani her şey buna borçluyum. Sana da tavsiye ederim Ayşe'cim ya. Biraz böyle ol. Neyi bekliyoruz Aziz ya? Leyla'nın başına bir şey gelmesini bekliyoruz. Biz neyi bekliyoruz burada?